Uluslararası Minber-i Aksa Ödülü'nün sahibi Sayın Abdurrahman Halili'yi tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Maşallah. Maşallah. Efendim duygularını almak için Sayın Abdurrahman Halili'yi inşallah huzurlarınıza arz ediyorum. Kendileri hem sizlere hitap edecekler hem de Umma Müftümüz Doktor Ahmet Halili adına konuşacaklar. Buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السادة العلماء Değerli hocalarımız, değerli din alemleri, hepinize, değerli hazırunlar, hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Allah'ın rahmeti ve selamı sizin üzerinize olsun. Başlangıçta şu Kur'an'larımı değerli dostlarıma ve bu değerli kurum başındaki bulunanlara, herkese şükranlarımı sunuyorum. Kendileri fazlasıyla çabalayarak beraber bir araya bizi getirdiler. Bu çatı altında bu toplantı için toplandık ve toplanmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır ve bizim ilk hedefimiz olması gerekir ve bu her Müslümanın üzerinde bir borçtur. Kudüs'ün istiklali her Müslüman için bir görevdir. Bunu daha önce dile getiren hocalarıma teşekkür ediyorum ve bunu bu konuyla ilgili tüm çalışmalar yapılmıştır ve artık bu çalışma etütten vazgeçerek artık gerçek somut adımlar atmamız gerekir. Herkes üzerine düşeni yapması lazım. Biz haliyle hesaplarımızı yaparken iman kapısından çıkarak bu işleri Kudüs olarak, hizmetçisi olarak vermemiz lazım. Ve insan bu zaferin gecikmesinin sebebi budur. Hazreti Ömer'in söylediği gibi müminler düşmanlarının Allah'a isyanı sebebiyle galip gelmektedir. Eğer biz Allah'a isyan edersek o zaman zaferi hak etmeyiz, zafere ulaşamayız. Bu kuruma da, bu önemli kuruma da şükranlarımızı sunmak istiyorum. Ulemaya yönelik tutumları sebebiyle. Ve onunla insanlara teşekkür etmeyen Allah'a hamd edemez. Denildiği gibi insanın tabiatı Allah'a hamdini göstermesidir. Eğer insanlara takdir edersiniz, şükrünüzü ifade edersiniz, Allah'a da hamd etmiş, şükretmiş olursunuz. Öyleyse ulemanın da değerini takdir eden, ödüllendiren ve şükranlığını gösterenler, özellikle de Müslümanların davasına önem veren, çaba sarf eden ulemanın bu şekilde takdir edilmesinin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan ne peygamberler, nebiler ve rusuller ve salih insanlar eliyle toplumlar Allah'a yaklaşmaktadır. Ve Hazreti İbrahim Allah'ın nimetlerine çokça şükredendi diye ifade edilmekte, vasıflandırmaktadır. Ve üçüncü olarak babamın, Allah onu korusun, takdir edilmesi, ödüllendirilmesi, ona bir plaket verilmesi konusunda da Doktor Samir beni aradı ve iki şeyden bahsetti. Dedi ki bu konferansı düzenliyoruz, böyle bir kongre düzenliyoruz ve katılmanızı istiyoruz dedi. İkinci olarak da minberin, Kudüs minberinin babama tevdi edileceğini ve hediye edileceğini babama ifade etmemi, söylememi istedi benden. Ben de kendisine ifade ettim.
dedim ki Kudüs konusunda bir buluşmaya katılman zorunludur. Yapabildiğin kadar burada olman gerekir dedim. İkinci olarak ben diyor dinin bana dini sorumluluğumu ben yerime getirdim. Bunun için bir ödüle, mükafata ihtiyaç duymuyorum dedi. Ben bu Rabbim günahlarımı affetsin yeter, başka hiçbir şey istemiyorum demişti. Yani Semir hocamızın söylediğiyle ilgili olarak ben babamın mesajı netti. Bu şekilde ifade etti. Ben bu kongrenin başarıya ulaşmasını, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne katkı yapmasını duasında bulunmak istiyorum, niyazında bulunuyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a hamd, Resulüne salatü ve selam olsun.